Sayın Rektör, TÜB Dil Kurumu'nun değerli başkanı, kurumlarımızın saygıdeğer yöneticileri, çok kıymetli bilim insanları ve sevgili gençler. Bilindiği gibi vefatının 700. yılı olması sebebiyle 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak anılması için Türkiye tarafından UNESCO'ya yapılan öneri kabul edilerek Yunus Emre 2021 yılı anma ve kutlama yıl dönümleri listesine alınmıştır. 29 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle de bu yılın Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak anılması kararı duyurulmuş ve yıl içinde Bizim Yunus ve Dünya Dili Türkçe başlıklarıyla etkinlikler düzenlenmesine karar verilmiştir. Hemşehrisi olmakta iftihar ettiğim Tekirdağ'da, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nce Türkçenin kurucu büyük şairlerinden Yunus Emre ve eserleri hakkında böyle bir bilimsel toplantı düzenlenmesine katkı veren başta üniversite rektörlüğümüze ve Türk Dil Kurumu'na içtenlikle teşekkür ediyorum. Sempozyuma kıymetli tebliğleriyle katılan saygıdeğer bilim insanlarına araştırmaları ve bilimsel tespitleriyle, görüş ve önerileriyle Türkçe'ye hizmet ettikleri inancıyla ayrıca teşekkür ediyorum. Milletimizin en büyük ve tükenmez serveti ve hazinesi şüphesiz dilimiz Türkçedir. Dünyanın en geniş bir yüzeyine yayılmış olarak yaşayan ve Türkçe konuşan toplumların tarihin seyri içinde değişim ve gelişimine bağlı olarak dilimiz Türkçe'de canlı bir organizma şeklinde esnemeler ve gelişmeler yaşamaktadır. Toplumsal gelişme ve değişmeler ile dildeki değişme ve gelişmeler karşılıklı bir etkileşim içindedirler. Toplumun yeryüzü tasavvuru ve evren ufku dile yansıdığı gibi dilin büyük şairler ve düşünürler tarafından işlenmiş hali de topluma yeni ufuklar ve yepyeni anlam dünyaları açarak onu yenilemekte ve yüceltmektedir. Bu etkiyi 10 veya 20 yıllık kısa sürelerde çıplak gözle görmek belki mümkün olmayabilir. Fakat 50 veya 100 yıllık bir zaman aralığından baktığımızda net olarak bunu görebiliriz. Nitekim çağımızın büyük şairi ve düşünürü olup kimi çağdaşları tarafından bugünkü Yunus Emre olarak da anılan kıymetli Üstad Sezai Karakoç, Yunus Emre adıyla bu büyük şairi anlatmak için bir kitap telif etmiş ve dil toplum etkileşimine özellikle dikkat çekmiştir. O kadar ki Karakoç kitabında Yunus Emre'den önce onun doğup büyüdüğü tarihi, coğrafi ve sosyolojik atmosferi üçlü bir perspektifle ele almış, önce çevreyi anlatmıştır. Çünkü Karakoç'a göre her büyük insan gibi Yunus da içine doğduğu dilin ve tarihi toplumsal şartların bir ürünü olduğu gibi Türkçeyi anlam ve hayal sınırlarını genişleterek işlemesinin, dili yüksek zeka ve sezgi gücüyle kullanmasının sonuçları bakımından kendisi de adeta toplumu yeniden kuran bir kişidir. Nitekim Sezai Karakoç'un gerek bu kitabından, gerekse Mevlana adlı kitabından 600 yıl süren Osmanlı Devleti'nin asıl kurucularının 13. yüzyılın Hacı Bektaş, Mevlana ve Yunus Emre gibi büyük aydınları olduğunu, siyasi ve askeri anlamdaki kuruluştan önce bu öncülerin toplumu inanç, düşünce ve sanat atmosferinde kurduklarını görüyoruz. Kurucu aydınların bu evrensel rollerini yerine getirmelerinde onların en büyük ve bazen tek araçları güçlü, büyük, zengin ve işlenmiş Türkçedir. Bunun en güçlü bir örneği Yunus Emre'dir. Öyle ki temel metinleri Arapça olan İslamiyet, Yunus Emre'ler aracılığıyla Türkçe ile de ifade edilir olmuştur. Öte yandan Yunus Emre'ler sayesinde Türkçe bir Müslüman dili olmuş, dil bu yeni inancı da kapsayarak genişlemiş ve güçlenmiştir. Vefatının 700. yılında saygı ve minnetle andığımız Yunus Emre, şimdi isimleri belki henüz anılmayan fakat aramızda yaşayan ve Yunus'la aynı kumaştan, aynı ruh dünyasından olan gençler tarafından, genç şair, yazar ve düşünürler tarafından geleceğe taşınacaktır. Buna inancım tamdır. Yahya Kemal'in de işaret ettiği gibi Türkçe, alevleri meşaleden meşaleye ve elden ele aktarılarak kıyamete kadar taşınacak bir bayraktır. Ateşi sönmeyecek söz bayrağımız, Türkçemizdir, büyük şiirimizdir. Yunus Emre sempozyumuna, dilden düşünceye toplumumuz için yeni ufuklar açması temennisiyle üstün başarılar diliyorum. Yoğunluğum sebebiyle aranızda bulunamayışımın üzüntüsünü de belirterek düzenleme kurulunu ve katılımcıları tekrar kutluyor. Hepinizi saygıyla ve içtenlikle selamlıyorum.